Hemen dönelim. Mehmet Bilal Bircan bizlerle. Hoş geldiniz. Bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, ne dersiniz? Bugün endekste özellikle gıda perakende hisseleri ön planlı duruyor. Özellikle zaten son dönemde tarımsal ürünlerin ön plana çıktığını takip ediyoruz. Özellikle bugün ağırlıklı olarak buğdaya yönelik haberleri takip etmiştik. Tabii bunun etkisiyle gıda firmalarının endekste ağırlıklı olarak ön plana çıktığında takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de özellikle bu taraftan gelecek haberlerle beraber bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor aslında. Evet. Peki bu haftayı nasıl tamamlarız sizce? Bir de tabii ki PPK var, yarın gerçekleştirilecek. Bir sürpriz beklentiniz var mı yoksa? Aslında geçen hafta BIST endeksinde düşüşleri takip etmiştik. Yeni haftanın ilk işlem gününde kayıplarının bir kısmını geri alan endeksin hem dün hem de bugün itibariyle bir miktar daha gün içerisinde özellikle satış baskısında kalmasına rağmen özellikle bugüne döndüğümüzde günü 0.28'lik bir artışla 1569 seviyesinin üzerinde tamamladığını takip ettik. Burada gözler malum gün içerisinde satış ağırlıklı bir fiyatlama takip etmiştik. Temel faktör yarınki PPK idi. PPK öncesinde piyasalarda özellikle tedirginliğin devam ettiğini takip ediyoruz. Beklentimiz tabii ki Merkez Bankası'ndan bir değişiklik yapmaması yönünde. Eğer beklenti yönüne gelirse aslında bu fiyatlamalara çok fazla yansıyacağını düşünmüyorum. Özellikle endeks tarafında yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Belki bazı kurumlardan 100 bas puana kadar bir faiz artışı yönünde beklenti var. Bu yönde bir aksiyon alınması durumunda özellikle kur tarafında yaşanacak aşağı yönlü hızlı hareketler endekse de yukarı yönlü hareketleri tetikleyecek temel faktör olabilir. Dolayısıyla haftanın devamında da özellikle yarınki faiz kararı sonrasında alımların biraz daha hızlanma olasılığının olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bilal Bircan, Tere Yatırım Stratejisti bizlerleydi efendim. Hemen...